Peki konut kampanyasına ilgi memnun edici mi? Şu anda konut almak için uygun zaman mı? Stratejist ve Dalfin Finansal ve Kurumsal Çözümler Ortağı Mustafa Aşkın telefon attığımızda. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Serdar Bey, hoş bulduk. Şimdi kampanya sayesinde bir haftada 1500 konut satıldı. Emlak Konut GYO Genel Müdürü iki gündür ekonomi basınıyla bir araya geliyor. Bir haftada 500 konutun satıldığını açıkladı. Nasıl buluyorsunuz kampanya sonuçlarını? Başarılı diyebilir miyiz ilk hafta için? Evet, esasında Türkiye'de ertelenmiş bir konut talebi var şu anda. Onun temel nedeni de faizlerin ve dövizdeki dalgalanmanın yüksekliği. Normal 600-650 bin adet zaten doğal bir konut ihtiyacı doğuyor. Kampanyaya baktığımızda henüz tatil dönemi sona ermemiş olmasına rağmen gelen talep oldukça umut verici. Rakamda 3 milyar TL düzeyinde bir satışın yapılması planlanıyor ki ilk verilerde bunu destekler gibi görünüyor. Özellikle taksitlendirme ve indirim seçeneği peşin para ödemekten ziyade insanları bu tip alımlara yönlendirmiş gibi görünüyor. Peki ev almak için bu zaman uygun mu? Yani fiyatlarda bir gerileme var mı? Diğer taraftan evet, markalı konutlar için konuşursak bu kampanyada faiz 0.98 ama markalı konut olmaya yani diğer proje dışındaki evlerde faizler oldukça yüksek. Bu ortamda ev alınabilir mi? Önümüzdeki dönemde, önümüzdeki yıllarda veya yeni yapılacak evlerde, projelerde fiyatlar yükselecek mi? Yoksa biraz daha düşüş beklemeli miyiz? Evet, esasında maliyet enflasyon adını verdiğimiz üfenin son aylarda çok hızlı arttığını gördük. Bina inşaat maliyetlerinde de aynı şey söz konusu. Dolayısıyla bundan sonra ortalama konut fiyatlarının düşmesi hemen hemen imkansız gibi. Yani yükselme trendi daha fazla olacak. Öte yandan doğru zamanlı kişilerin tercihine, ihtiyaçlarına ve amaçlarına bağlı bir şey. Ama özellikle bu kampanya ve elinde nakit parası olan için bana göre oldukça cazip bir ortam var ev almak açısından baktığınızda. Peki diğer taraftan faizlerin önümüzdeki dönemde işte Merkez Bankası'nın 13 Eylül'de toplantısı var. Bir faiz artışı beklentisi hakim. Konut kredi faizleri daha da yükselecek mi? Merkez Bankası faizleri arttırırsa zaten genelde bir faizde artış trendi var ülkemizde ve gelişmekte olan ülkelerde. Tabii kredi faizlerinde de bu kendini gösterecektir. Zaten minimum kredi faizi şu anda konut kredi faizi aylık 1.67 civarında 3'lere kadar uzanan bir oran var. Muhtemelen bu oranın 2'lerin üzerine oturması içten bile olmayacak eğer Merkez Bankası faizi arttırırsa. Dolayısıyla faiz yükü ve ipotekli konut satışlarında bir gerileme görülebilir. Özellikle bu kampanyadaki 0.98'lik faiz oranı çok cazip görünüyor. Hele bir de bu anlattığımız olay gerçekleşirse. Peki çok teşekkürler Mustafa Aşkın'la konut kampanyasını ve konut sektörünü değerlendirdik ki faizlerin önümüzdeki dönemde daha da yükselmesi beklentiler dahilinde konut kredi faizleri de yükselecek. Taşıtı da mevduat faizlerinde de bir yükseliş bekleniyor. Dolayısıyla biraz daha zorlaşacak gibi gözüküyor. Diğer taraftan inşaat maliyetlerinde de yükseliş var. Yani şu anda belki bitmiş yapılmış evler değil ama önümüzdeki dönemde yapılacak evlerde konutlarda inşaat maliyetleri biraz daha yüksek. Çimentosundan demirine, evin içinde kullanılan eşyalara kadar maliyetlerin arttığını görüyoruz. Bu da fiyatlara yansıyacak gibi gözüküyor. Burada belki arsa maliyetlerinin düşmesiyle bir dengelenme olabilir. Bakacağız.